Evet arkadaşlar, bir önceki videoda LPG sisteminden kaynaklı problemleri anlatmıştım. Bu videoda da LPG ayarı az çok nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Kabloyu bağladım. Şu an kaputun altındaki bağlantı soketine. Motorum nispeten sıcak. Şu an LPG ayarı yapmak için bağlantıyı kurdum. Bu 3-4 farklı, yani çoklu LPG kablosu diye geçiyor. Sadece Atiker'in kablosunda ben daha kötü bir performans aldım. Sürekli bağlantı kopuyordu. O yüzden çoklu kabloyu tavsiye ederim. Parametreler, genel ayarlar bunlar aslında şeyin LPG ayarını ilk yapan kişinin yapacağı ayarlar. İşte devir sinyali, standart 0.12 volt, 0.1 VR, 0.5 Hall efekt sensör vesaire. Ama bunlar dediğim gibi bunlar LPG'cinin ayarlayacağı şeyler. İlk başta ayar yaparken 45 dereceye aldım ben geçme sıcaklığını. Buradan ayarlıyorsunuz kaç derecede olduğunu. 35-40 derece yapılıyor. Benim regülatör çok kabiliyetli değil. Atiker'in regülatörü çok gazı çok buharlaştıramadığı için ben 45 derece tavsiye ediyorum kendi regülatörümde. Gaz bittiğinde dönüş gecikmesi 0.30 olarak aldım. Eğer bunu azaltırsanız biraz silkelerek geçebiliyor. En azından benim bu zamana kadar gördüğüm bu şekildeydi. Aracı LPG'yi alalım. Şuradan alıyoruz. Şuradan. Sensörler. Map. Gaz benzin. Evet, şimdi asıl geldik sevdiğimiz ekrana. Bu ekranda İşte yakıt miktarlarını görüyoruz. Daha doğrusu şöyle. Yatay satır, üstteki satır devir, alttaki satır benzin enjeksiyon zamanlamaları. Bu 152, 162, 160 dediğimiz şeyler de aslında bir nevi çarpan. Yani benzin enjeksiyonunu belli bir miktarla çarpıyor. Ve bu çarptığı miktarla şeyi değiştiriyor. Yani buraya. İşte 152 yazmak yerine mesela 100 yaparsanız aslında siz %50 şeyi kısmış oluyorsunuz. Yakıtı kısmış oluyorsunuz. Bu şekilde gerçekleşiyor sistemin çalışması. Burada tabii neye göre tekrar 152 alalım. Sensörümde bir tamam bir problem yok. Burada neye göre dikkat ediyoruz? Şimdi sağ tarafta bir şey var. Şu an mesela benim hızlı sistemi eksi 52 şey eksi 25.2. Bu şu demek, şu an benzin enjeksiyonu miktarına göre %25 fazla aslında. Biraz haritayı ona göre ayarladım. STFT görüyorsun. Şöyle gaza bastığınız zaman değerin değiştiğini göreceksiniz. Devre değiştikçe, şey değiştikçe sürekli olarak ECU yakıtı düzeltmeye çalışıyor. Yani yakıtı kısmaya, yakıtı arttırmaya çalışıyor ki hedeflediği lambda hedefini bulmaya çalışıyor şu an aslında ECU. ECU'nun yaptığı şey bu. Tabii benzinle çalışıyorum zannediyor. Benzinle çalışırken işte 14.7 e-fuel ratio yakıt hava oranını hedefliyorsa onu bulmak için sürekli olarak yakıtı arttırıyor veya azaltıyor. Bu şekilde bir çalışma sistemi var. Bakın gaz verdiğim zaman değişiyor. Şimdi buralarda problem yok. Bakın şu devir enjeksiyon aralığına çok problem yok. Yani buralar kısık devir, kısık yük bölgesi olarak geçiyor. Şimdi şu an durduğum için tabii sokağa çıkma yasağı var. Ondan ötürü aracı kullanamıyorum. O yüzden yüksek devir, yüksek yük bölgesini gösteremeyeceğim ama aslında başka bir şey gösterebilirim. Gazı açacağım. Devri yükselteceğim. Ardından gazı bir anda bırakacağım. Motor cut-off'a girecek. Yakıtı kesecek. Yakıtı kestiği zaman kapalı döngü yerine açık döngüye geçecek. Yakıt. Açık döngü. Açık döngü şu demek. Ben bu saatten sonra lambdayı kontrol etmiyorum demek. Yani lambdayı kontrol etmiyorum demek. Yani oradaki yakıt hava karışımı beni ilgilendirmez demek oluyor aslında. Öyle söyleyeyim. Şimdi bunu yaptığı zaman
yani yakıt hava karışımını değiştirdiğinde ya açık döngüye geçtiğinde ki genelde şu haritanın özellikle sağ alt bölgesinde meydana gelir. Yani devir ve yükün fazla olduğu bölgeye denk gelir. Orada ki zaten sizin motorunuzun en fazla yüke maruz kaldığı yer de orasıdır. Şöyle gazı iyice açayım, iyice göğsün. Bu şekilde. O bölgede çalıştığı zaman açık döngüye geçmiş olur. Sizin zaten orayı kalibre etmeniz gerekiyor. Şimdi şu eğer alt tarafı kalibre ederseniz ki gördüğünüz gibi bende mesela aslında yavaş yakıt döngüsü yani uzun dönem yakıt döngüsü %0 yani ben düzeltmiyorum. Düzeltmemi gerektirecek bir şey yok anlamına geliyor. Bu hızlı yakıt döngüleri toplanarak o meydana geliyor. Öyle söyleyeyim. Zaten şu yavaş yakıt döngüsü %10'u geçtiği zaman veya belli bir eşik değeri var %10, %15 bunu geçtiği zaman LPG'li araçlarda işte hep görülür denen arıza lambası yanıyor. Yani artı 15 olursa yakıt sistemi fazla zengin diye arıza veriyor. Eksi olursa yakıt sistemi işte tam tersi. Artı olursa yakıt sistemi fakir diye uyarı veriyor. Eksi olursa yakıt sistemi zengin diye ters çalışıyor yani hani. Yakıtı yüksekse yakıt azaltmaya çalışıyor. Fazlaysa eksiltmeye çalışıyor vesaire. Bundan ötürü işte klasik LPG'yi takarsınız. Size bir otomatik kalibrasyon yaparlar. Otomatik kalibrasyon çok geçerli değil. Otomatik kalibrasyon yaptıktan sonra derler ki işte sizin şey tamam. LPG'nin ayarınız tamam. İşte siz bir 1000 kilometre gezin, bir problem olursa geliriz. Yani aslında şu demek, 1000 kilometre geziyorsunuz, şu yavaş yakıt döngüsü, işte atıyorum %10 oluyor. LPG'ci geliyor, ya tamam ben onu söndürürüm diyor. Ne yapıyor? Tabii ki. Bütün haritayı %10'la çarpıyor. İşte daha doğrusu 1.1 ile çarpıyor. Tabii doğal olarak o long term fuel trim, yani yavaş yakıt döngüsünü bütün haritaya uygulamış olduğu için İşte LTFT zamanla düşmeye başlıyor ve orada arıza lambasını siliyor. Tamam diyor, sizin aracınızda bir problem yok. Yolluyor ama burada gördüğünüz gibi farklı farklı bir sürü durum var yani. Overboost durumu var. İşte açık döngünün olduğu durum var. Rölanti durum var vesaire. Bunları ayarlamıyor. Şu an aslında benim bakmayın ayar çok kusursuz değil yani. Bütün harita 164-164 diye gidiyor. Camdan mühendislikle yaptırmıştım. Şey olarak gösterebilirim yani. Referans olarak gösterebilirim. Böyle oluyor ayar. Tabii ben bunu değiştireceğim. Böyle olmaz. Biraz oynadım tabii. Özellikle alt taraf, alt satırlı şu STFT'yi görebilmek adına. İkinci katalizör çıkışında 0.47 volt yani hafif zengin anlamına geliyor. Şeyde. Buradan da mesela bu taraftan da devir RPM aralığı enjeksiyon zamanı. Buradan şeyi ayarlayabiliyorsunuz işte. Motorum hangi devri veya hangi enjeksiyon zamanı geçtiği zaman otomatik olarak benzini alsın ve ne kadar benzin versin. Benim eski aracımda bu 4200 devirden sonra direkt benzin şeklindeydi. Buna yapmadım başta ama buna da yapacağım. Öyle bir ayar. Her ne kadar bunu aksini söyleseler de ben üst devir, üst yük bölgesinde her zaman benzin taraftarıyım. Dediğim gibi bu şekilde yapılıyor. Tabii şimdi kapalı döngü bölgesini buradan baka baka ayarladık. Ya bu STFT'ye baktık. Bunu bu ayarladık buradan. Şimdi tamam güzel burayı ayarladık. Peki açık döngüyü nasıl ayarlayacağız? Ya açık döngüye geçtiği zaman burada hızlı ve yavaş şöyle gösterdiğim gibi sıfır oluyor. Şimdi neyi referans alacağız? Ona özel geniş bant oksijen sensörü kullanmak gerekiyor. Oradaki yakıt hava karışımlarını takip etmek gerekiyor. Ona göre ayar yapmak gerekiyor. O işte o kısmı artık profesyonelliğe giriyor. Yani bir aracın arıza lambasını söndürebilirsiniz kendiniz şu laptop ve kablo yardımıyla. Ama geniş bant oksijen sensörü kullanmadan açık döngüyü kalibre edemezsiniz.
Aslında açık döngü bölgesinde ben benzin öneriyorum ama gene de eğer oraya da, orada da LPG kullanmak isterseniz ya bir profesyonelden yardım alırsınız ya da eğer geniş bant oksijen sensörünüz varsa ve motor bilginiz varsa, yani hangi yakıt hava karışımına gitmeli vesaire, o çok da basit bir iş değil, onu da söyleyeyim. Yani benzin de gördüğünüz air fuel ratio, yakıt hava karışımını birebir hedefleyip oraya giderek falan olmaz. Biri sıvı yakıt, biri gaz yakıt. O yüzden eğer diyorsanız ki ben bu işi biliyorum, yapabilirsiniz tabii ki. Dediğim gibi, bu şekilde anlattığım gibi. Ben zaten siparişimi verdim. Geniş bant oksijen sensörüm geliyor. Yakında ben de ince ayara başlarım. LPG ayarına. Beni dinlediğiniz için sağ olun. Videoların devamı gelecektir. Buna benzer içerikler görmek istiyorsanız takip edebilirsiniz. Hepinize hayırlı yolculuklar diyelim. Görüşmek üzere.